Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de yeni bir kitapla daha beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap Kapı Yayınları'ndan çıkmış bir eser. İsmi Dünyayı Güzelleştirmek. Dünyayı Güzelleştirmek. Bir de alt başlığı var ya da üst başlık da diyebiliriz. Turgut Cansever'le Konuşmalar. Turgut Cansever'le Konuşmalar. Kitap isminden de anlaşılacağı üzere bir söyleşi kitabı. Yazarı da Beşir Ayvazoğlu. Şöyle kapağını da bir göstereyim yüzüme yaklaştırarak. Göründüğü kadar yukarı aşağıda yapalım şöyle. Herhalde görülmüştür. Yazar Beşir Ayvazoğlu, Turgut Cansever Hoca ile çeşitli zaman dilimlerinde söyleşiler yapmış. Sonra bunları derlemiş, toplamış, kitaplaştırmış. Güzel de bir kitap olmuş. İçindeki alıntılarımı sizinle paylaşayım. Ondan sonra inşallah kitap hakkında da biraz konuşalım. İlk alıntım 10. sayfadan. Şöyle bir yerden başlayacağım. Cansever, daha yaşlı olduğu genç cumhuriyetimizin bütün birikimini tevarüs ettiği gibi, Osmanlı irfanını temsil eden son kuşakları yakından tanıma şansına da kavuşmuş, çok iyi bildiği ve tahlil ettiği Batı karşısında bir üçüncü dünyalı gibi değil. Muhteşem bir medeniyetin mağrur çocuklarından biri olarak başını dimdik tutmayı başaran, hatta Batı'da yapılanların dışında durmak şartıyla, birçok alanda Batı'nın önüne bile geçilebileceğine inanan değil, bunu bizzat gösteren bilge bir mimardı. Osmanlı'nın Tanzimat ve sonrasını yaşamaksızın kendi modernliğini inşa ettiğini hayal ediniz. Benim çizdiğim cümle burası. Osmanlı'nın Tanzimat ve sonrasını yaşamaksızın, yani oradaki yanlış adımlar atılmaksızın, kendi modernliğini inşa ettiğini hayal ediniz. Cansever'in işte öyle bir modern olduğu söylenebilir. Turgut Cansever'in kıymetini anlatan bir paragraf. O Batı'ya karşı başı eğik değil, kendi tanımlarına güvenen, kendi kültürüne, dinine, zeminine, mimarisine güvenen bir adam. O yüzden de o özgüvenle konuşuyor. Cemil Meriç'te de merhum o özgüven var biliyorsunuz. Veya daha pek çok yazarda, burada paylaştığım pek çok yazarda öyle bir özgüvenin izlerini görmüştük. Geldik 15. sayfaya. Burada ilginç bir bilgi var. Ben bunu bilmiyordum. Fatih Camii bir kilisenin üzerine inşa edilmiş. Yani temeli üzerine. O bilgiyi paylaşıyor yazar. Daha doğrusu Turgut Cansever Hoca paylaşıyor galiba. Burası onun konuştuğu bir yer diye hatırlıyorum. Bir mimar, sanat tarihçisi ve şehirci olarak İstanbul'a ve İstanbul'un imarına da farklı bir gözle bakan Cansever'in, yok konuşan Beşir Ayvazoğlu'ymuş, bu konudaki düşünceleri de dikkat çekicidir. Fatih Camii'nin Apostol Kilisesi üzerinde onun temelinden hareket edilerek inşa edilmiş olması Cansever'e göre sembolik bir anlam taşıyor. Bu da fetihten sonra İstanbul'un yeniden oluşumunda kültürel geçmişinin inkar edilmediği anlamına geliyordu. Bir daha okuyayım. Cansever'e göre Fatih Camii'nin Apostol Kilisesi üzerinde onun temelinden hareket edilerek inşa edilmiş olması Cansever'e göre sembolik bir anlam taşıyor. Bu da fetihten sonra İstanbul'un yeniden oluşumunda kültürel geçmişinin inkar edilmediği anlamına geliyordu. Ancak yeniden inşa sürecinde atalarımızın öncelikle İslami anlayışa uygun olarak insan ölçeğini esas aldıkları ve Roma devri İstanbul'una göre çok daha insani bir şehir meydana getirdikleri muhakkaktı. Türk İstanbul'da mesela Roma devrinde olduğu gibi İmparatorun sonsuz sayılan kudretini ifade eder mahiyette yollar yoktu. Yollar tabi oluşum sürecinin bir neticesi olarak ortaya çıkıyordu. Bu süreçte tayin edici faktör, yukarıda da ifade edildiği gibi insan ölçüsüydü. Geldik 30. sayfaya.
30. sayfada Turgut Cansever merhumun babasından naklettiği bir hatıra var. Babası da Türk Ocakları Batı Bölgesi Umumi Müfettişi Hasan Ferit Bey. Bursa'da yaşadıkları bir şey bu. Paylaşayım sizinle, ilginç gelecektir. Tek parti döneminin adaletine, tırnak içinde söylüyorum, dair önemli bir bilgi var. CHP'nin adaleti. Beşir Hoca soruyor, çocukluğunuzun Bursa'sı ile ilgili başka neler hatırlıyorsunuz? Cevap veriyor, babam bir gün bir ay sürecek bir teftişe çıkmıştı. Fakat 10 gün sonra bir gece saat 2'de dönüp bütün ev halkını uyandırdı. Dehşet içindeydi. Meğerse Bursa'da bir ihtilal yapılacağı yolunda ihbarda bulunulmuş. Bursa hapishanesinde adi bir suçtan yatan Püsküllü Cemal adında birisi bir rüya görmüş ve bu rüyayı tabir ettirmiş. Başına devlet kuşu konacak demiş rüyayı tabir eden. Bu nasıl olur? Hapishaneyi organize edip isyan çıkaracak, oradan çıkıp vilayeti, daha sonra da fırkayı, daha sonra Eskişehir'de orduyu ele geçirecek ve Ankara'ya yürüyüp devlete el koyacak. Rüyayı tabir eden böyle söylemiş. Bunun için 150 kişinin idamı isteniyor. Devlet de bunu duymuş. Bu mevzuyu gündem etmiş, 150 kişinin idamını istiyor. Böyle üfürükten teyyare bir mevzu. Bunun için 150 kişinin idamı isteniyor. Babam vilayette yapılan toplantıya katılmış ve bu olay vesilesiyle Bursa'ya gelen Nevzat Tandoğan'la konuşmuş. Tandoğan'ın söyledikleri dehşet verici. Tandoğan babasına yani bu işi büyütmeyelim, bu insanlar ölmesin gibi gibi şeylerle engel olmaya çalışan Türk Ocakları Batı Bölgesi Umumi Müfettişi Hasan Ferit Bey'e şöyle söylemiş. Doktor ya o. Doktor sen ne diyorsun? Bu memleket adam asmadan, pardon. Doktor sen ne diyorsun? Bu memleket adam sallandırmadan idare edilebilir mi? Yani illa bir iki kişiyi, birkaç kişiyi sallayalım demiş, asalım. Gerekliyor. Devlet idare etmek için lazım. Galiba birkaç kişiyi astılardı diyor Turgut Hoca. Ve devam ediyor. Başka bir mevzuya geçiyor. Oraya girmeyelim. Bu da ilginç bir hadise olarak aklımda kalmış. Kitaptan not etmişim. Sizinle paylaştım. Geldik efendim 36. sayfaya. Ha bu mesela yine kıymetli bir şey. Daha sonra CHP'de Dışişleri Bakanlığı yapan Turan Güneş, Turgut Cansever Hoca'nın çocukluk arkadaşıymış. Onunla ilgili bir hatırası hem de Elmalı Hamdi Yazır Hoca da var hatıranın içinde. Allah ona rahmet eylesin. Paylaşıyorum hatırayı. Beyazıt'taki evimizin çatı katındaki odamdan söz etmiştim. Orada arkadaşlarım Turan Güneş, İlhan Osmanbaş, Turhan Feyzoğlu ve Emin Ülgener'le zaman zaman toplanır, kimin hangi mesleği seçeceğini konuşurduk. Turan Güneş ilahiyat okumak istiyordu. Yani CHP'de daha sonra Dışişleri Bakanlığı yapan Turan Güneş ilahiyat okumak istiyormuş. Fakat o yıllarda ilahiyat eğitimi veren tek bir kurum bile yoktu. Dini eğitim yok yani, yasak. Babam, ben seni Elmalı Hamdi Efendi'ye götüreyim dedi. Beni de aldı, beraber gittik. Benderli hocamın aşıladığı divan edebiyatı sevgisi, bende Farsça'ya karşı da ilgi uyandırmıştı. Elmalı, Fatih'teki evinde dostane karşıladı bizi. Karşısına oturttu. Ne istediğimizi sordu. Turan Güneş ilahiyat okumak istediğini söyleyince bu işi kendi başına yapmak mecburiyetindesin dedi. Bu işi kendi başına yapmak mecburiyetindesin dedi. Daha bir de söyleyebilsem. Yani bu işin çaresi yok, devlet bu eğitimi yasaklamış. Ve Arapça öğrenmesini tavsiye etti. Bu konuda bazı değerli şahsiyetleri tavsiye edebileceğini, kendisinin de yardımcı olabileceğini söyledi. Sonra bana döndü. 10. sınıfa geçtiğim yıl Elmalı tefsirinin yani Hak Dini Kur'an dilinin ilk iki cildini okumuş, üstadın inanılmaz derinlikteki bilgisine hayran olmuştum. Bunun için karşısında müthiş bir saygı hissiyle oturuyordum. Farsça öğrenmek istiyorum ama bilmem ki başarabilir miyim dedim. Yani Turgut Cansever Hoca o küçük yaşında böyle demiş. Farsça öğrenmek istiyorum ama bilmem ki başarabilir miyim dedim. O yumuşak insanın gözünde şimşekler çaktı.
ne demek yapabilir miyim dedi. Napolyon'u Almanca'dan okudum. Rusya seferine çıkmadan 40 gün önce Rusça öğrenmeye karar verdiğini ve 40 günde konuşur hale geldiğini öğrenince ben niçin yapamayayım dedim. 40 gün Fransızca'ya çalıştım ve Bergson'u okumaya başladım. O eski adamlardaki müthiş irade inanılmaz bir şeydir. Yani Elmalı Hamdi Yazır Napolyon'dan etkilenerek 40 günde Rusça Fransızca'yı öğrenmiş. Napolyon'un 40 günde Rusça'yı öğrenmesinden etkilenmiş. 40 günde Fransızca'yı öğrenmiş. Maşallah. O da öyle diyor zaten. Turgut Cansever de o eski adamlardaki müthiş irade inanılmaz bir şeydir diyor. Geldik 48. sayfaya. Biraz geriden alayım. 47'den. Yine aynı konuyla başlıyor. Fatih Camii Apostol Kilisesi üzerinde onun temelinden hareket edilerek inşa ediliyor. Birçok kilise dış yüzleri Osmanlı üslubunda bir koruyucu tabakayla kaplanarak sağlamlaştırılıyor. İstanbul'un bir aralık taşıdığı doğuyla batıyı birleştirme fonksiyonunu Osmanlılar bir kere daha tesis etmek istemişlerdir. Aslında Osmanlı politikalarında, çok önemli çizdiğim cümle de burası, aslında Osmanlı politikalarında temel gaye bütün Avrupa'nın İslamlaştırılmasıdır. Aslında Osmanlı politikalarında temel gaye bütün Avrupa'nın İslamlaştırılmasıdır. Devam ediyoruz. Geldik 60. sayfaya. Burada enteresan bir şey söylüyor hoca. Bozulmanın halkta daha geç olduğunu, yani değerlere, kültüre bağlı bozulmanın halka daha geç tesir ettiğini anlatıyor. Yönetici zümreyi Osmanlı'nın son döneminde bunun daha çok etkilediğini belirtiyor. Şöyle bir yerden alalım. 60. sayfa olduğunu söylemiştim. Beşir Ayvazoğlu Hoca soruyor. Bu ölçü bozulması daha çok yönetici zümrede mi görülüyor? Ölçülerin halkta daha geç bozulduğu bir gerçektir. Turgut Cansever'in cevabı. Ölçülerin halkta daha geç bozulduğu bir gerçektir. 3. Ahmet Çeşmesi'ne yahut Selimiye Kışlası'na direniş bunu gösteriyor. Bu ölçülerin kaynağı olan tasavvuf, Cumhuriyet dönemine kadar tekkelerde tedris ediliyordu. Ahmet Avni Konuk Bey, devrin en büyük müzisyenlerinden biri. Bir deha, füsusu Değme Baba Yiğit'in okuyamayacağı derinlikte bilen ve şerh eden bir insan. Halkın ölçülerini muhafaza etmesine rağmen, ölçü bozulması, büyük ölçünün her şeyi çözeceği yanılgısı yönetici zümreye hakim olmuştu. Tanzimatla beraber birkaç yanılgı daha dikkat çeker. Tanzimata kadar yapılar ahşap ve kireç gibi geçici malzeme ile yapılıyordu. Ahşap değişmeyen kalıcı büyük değerler sistemi karşısında günlük hayatı tanzim eden çevrelerin değişmeye açık olmasını, hayatın dinamik bir süreç olduğunu, değişmeyenin ancak ilahi gerçek olduğunu temsil ediyor. Kabe'de değişmeyen ilahi gerçeğin etrafında dolaşanların, tavaf edenlerin Kabe imajlarının her an değişmesi nasıl bir kaderse, İstanbul'da da vücuda getirilen büyük odak noktaları etrafında cereyan eden günlük hayatın şartlarına göre şekillenen evlerin de her gün yeniden şekillenmesi o sürecin devamıdır demek istiyor hoca burada. Pekala devam edelim. Geldik 66. sayfaya. Burada kitaplarla ilgili güzel bir bilgi var. Yukarıdan değil şöyle bir yerden okuyayım. Düşünün bir kere. İstanbul matbaanın gündeme geldiği günlerde büyük Avrupa şehirlerinde yazılan kitapların toplamından fazla kitap yazılan bir şehir. İstanbul matbaanın gündeme geldiği günlerde büyük Avrupa şehirlerinde yazılan kitapların toplamından fazla kitap yazılan bir şehir. Yani dünyanın en fazla kitap üretilen şehri. Öyleymiş. Geldik 73. sayfaya. Bu da komik bir hatıra ve yine işte tek parti döneminin, CHP döneminin ilginçliklerinden birisi. Evet.
İstanbul'da Art Nouveau diye bir başlık açıyor Beşir Ayvazoğlu Hoca. Kafam karıştı şimdi. Hoca da cevap veriyor. Evet, üstelik bunlar Art Nouveau üslubunun en büyük mimari abideleriydi. Bilmiyorum doğru mu telaffuz ediyorum. Velhasıl ilk şehircilik dersine girdik. Hocamız bir Alman mimar. Hamburg'un planlamasının sorumlusu Profesör Özner. Bana söyler misiniz, profesör diyor bunu, Profesör Özner diyor. Bana söyler misiniz Türk halkı ne yapmalıdır diye sordu. 40-50 talebe 15 dakika kadar şunu yapmalı, bunu yapmalı diyerek Özner'in sorusunu cevaplamaya çalıştık. Sonunda ben vereyim cevabı dedi ve ekledi. Dua etmelidir. Herkes gülmeye başlayınca alay etmiyorum, ciddi söylüyorum dedi. Ben size bir şey daha söyleyeceğim, onu da bilemeyeceksiniz tahmin ederim dedi. Türk halkı ne için dua etmelidir? Birçok şeyler söyledik, gene bilemediniz dedi. Belediyenin kasalarındaki imar planlarını tatbik edecek yöneticiler çıkmasın diye dua etmelidir. Eğer bu imar planları tatbik edilirse bu ülke birkaç asır belli doğrultamayacaktır dedi. Adeta kehanetti bu. 14 sene sonra Kayseri'yi o belediye başkanı kasasındaki imar planını tatbik ederek yok etti. İstanbul'da büyük tahribat o şekilde yaşandı. Vali Lütfi Kırdar Boğaz'da sahil yollarını açarak Boğaz yalılarını, Boğaz saraylarını yok ederken Kuru Çeşme'de kömür deposu yapılmak için Art Nouveau'nun büyük abideleri yok edildi diyor ve devam ediyor. Geldik 74. sayfaya. Bu da işte o başta söylediğimiz şeyin devamı gibi. Şöyle bir yerden başlayayım okumaya. Ancak ben batıda yapılanların dışında durarak dünyanın önüne geçilebileceğine inanıyorum. Batılılaşmanın öncülüğünü yapanlar Atatürk döneminde Sedat Bey'in 1938'den evvel yaptığı birkaç bina hariç hiçbir zaman 20. asırdaki gelişmelerin o derece yakınında bulunamadılar. Bir bakıma ben, birkaç arkadaşımın Türkiye'deki modern uygulamayı tenkit ederek yaptığımız birkaç şey, postmodernist hareketin 20-25 sene önündedir. Postmodernist harekette savunulan ama ilkelerin bir bakıma daha şuurlu bir şekilde Osmanlı dünyasının birikimlerinden hareket edilerek gündeme getirilmesidir. Yani o dönemlerde yaptığımız diyor mimariye eleştiri aslında diyor, Batı'nın bizden 20 sene sonra geldiği bir şey diyor. Biz diyor Osmanlı üzerinden bu eleştiriyi yaptık diyor. Osmanlı zeminine dayanarak. Ama Türkiye'de batıcılık hareketi hiçbir zaman Batı'yla bu derece yakın olmadı. Ne diyordum? Oradan sonra başka bir konuya geçiyor. Oraya biz geçmeyelim. Geldik 78. sayfaya. 1957'de diyor Adnan Menderes. Burayı mı okuyacaktık, şurayı mı? Burayı okumayacaktık, şu tarafa geçelim. Ya da okuyayım ya, madem başladım. 1957'de Adnan Menderes, Prost planlarını ana çizgileriyle büyük ölçüde tatbik etmeye başladı. Ancak tarihi şehri yıkarak benzer yol açma icraatı daha evvel başlamıştı. Atatürk Bulvarı Menderes'ten çok evvel Vali Lütfi Kırdar zamanında açıldı. Boğaziçi'nde yalılar, sahil sarayları yıkılarak 1938-39'da sahil yollarının önemli bir kısmı da Lütfi Kırdar zamanında açılmış idi. İstanbul bu uygulamalarla ciddi bir şekilde tahrip edilmeye 39-40 yıllarında başlanmıştı. Mesela Taksim'de Taksim Kışlası muhteşem bir müze, muhteşem bir kültür merkezi olarak restore edilebilecekken yıkılıp Postun planlarına göre o anlamsız yeşil alana dönüştürüldü. Aynı şey diğer kışlaların da başına geldi diyor. Bu diğer okuyacağım sayı 79. sayfada. Prost 1938'de İstanbul'un planlaması için limanının nerede olacağını bilmem lazım. Bu bakımdan Türk hükümetinin bu konudaki düşüncesini öğrenmek isterim diyor. Adam plan yapacak. Onun için de bir bilgiye ihtiyacı var. Yani limanı nereye yapacaksınız diyor.
yazdığı yazı Vali Lütfi Kırdar tarafından Bayındırlık Bakanlığı'na yollanıyor. Bu yazı Prost yazışmalarım içeren dosyalarda mevcuttur. O tarihte Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya'dan bir cevap yazısı var. Müthiş bir tedip, azarlama, hiddet ifadesi. Elin yavru gelmiş, Türk hükümetinin ne düşündüğünü öğrenmek istiyor. Ne cüret, ne küstahlık, kim oluyor bu adam ki Türk hükümetinin kanaatini öğrenecekmiş, deniyor yazıda. Bu yazı dönemin üst düzey yöneticilerinin kültür seviyelerini gösteren bir belge. İşte Ali Çetinkaya'nın kalitesi de buymuş. Atatürk'ün has ekibinden. Adamın meramını bu kadar anlamış yani. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik 81'e. Burada Menderes döneminde yaşananları anlatıyor. Bir tane örnek mesela. O tarihte İstanbul'da bir avukat var, ismini hatırlamıyorum. Bu avukat kamulaştırma davalarına giriyor ve bilirkişilerin hepsini satın almış durumda. Bilirkişilere kıymet takdirleri yaptırıyor. İlk kıymet takdiri ile sonradan yaptırdığı kıymet takdiri arasındaki paranın yarısını alıyor. Bu yolla İstanbul'un en zenginlerinden biri haline geldi. Bir yerden itibaren Menderes bu adamın İstanbul'daki arazi değer artış davalarında avukatlık yapmasını yasakladı. Bu durumda 25-30 avukatlık bir başka şebeke oluştu ve o şebeke o işleri yaptı diyor. Geldik 94. sayfaya. Beşir Ayvazoğlu Hoca şöyle bir cümle söylüyor. Zaten Soleri tutumluluk, yoksulluk demek değildir diyor. Çok doğru. Hoca cevap vermeye başlıyor Turgut Cansever. Çok doğru. Her insan gereken yüksek seviyede yaşamalıdır. Geçenlerde kurban meselesi üzerinde düşünürken kurban kesmeyi, insanı insan olarak kurtarmak için yapılacak fedakarlığın sembolü olarak görmek gerektiğini fark ettim. Bak, kurban meselesine ilginç bir bakış. Geçenlerde kurban meselesi üzerinde düşünürken kurban kesmeyi, insanı insan olarak kurtarmak için yapılacak fedakarlığın sembolü olarak görmek gerektiğini fark ettim. Bu önemli. Yani insanı hiçbir şekilde feda etmemek gerekiyor. Bugünkü hayvanseverlere duyurulur. Neredeyse köpekler bizim efendimiz oldu. Biz onların köpeği olduk. Bak hoca ne diyor? Kurban meselesinden alınacak derslerden birisi de asıl olan biziz. Yani bizim feda edilmememiz lazım. 116. sayfa. Tek bir cümle okuyayım buradan. Şehir medeniyetin tezahür ettiği yerdir. Şehir medeniyetin tezahür ettiği yerdir. Geldik 132. sayfa. Burada da depremle ilgili bir bilgi var. Şöyle bir yerden başlayayım okumaya. Boğaziçi Üniversitesi hocalarından 8 kişi İstanbul'un jeolojik yapıları ile ilgili bazı çalışmalar yapmışlar. Bu çalışmalardan çıkan sonuca göre son 2000 senelik tarihe bakıldığında 500 senede bir İstanbul'da çok büyük bir deprem oluyor. 500 senede bir İstanbul'da çok büyük bir deprem oluyor. Mesela 1509 depreminde Balkanlar Viyana'ya kadar sallanmış. 1509 depreminde Balkanlar Viyana'ya kadar sallanmış. Hatta Suriye, Mısır, İtalya, Yunanistan ve Kırım sarsılmış. Depremin merkezi olan İstanbul ve civarı 42 gün sürekli sallanmış. Bu yüzden küçük kıyamet demişler. 540 senesinde Justinyen şehrinde yaşanan depreme de gene küçük kıyamet demişler. İstanbul tamamen boşalmış. 11. asrın başında vuku bulan depremde de İstanbul'da Justinyen zamanından kalan bütün mimari eserler yerle bir olmuş. Bunları Haçlıların yıktığı şeklinde tarihi kayıtlar var. Fakat esas yıkıcı deprem, jeolojik bulgular bu büyük depremlerin 500 senede bir tekrarlandığını gösteriyor. Cümleyi yanlış okudum. Bunları Haçlıların yıktığı şeklinde tarihi kayıtlar var. Fakat esas yıkıcı deprem. Jeolojik bulgular bu büyük depremlerin 500 senede bir tekrarlandığını gösteriyor, diyor. Artık hesap edin. 1509, 500 ekleyin. 2009. Yani o sürecin içindeyiz Cenab-ı Hak. Bizi hıfz-ı himaye eylesin, günahlarımızı bağışlasın, bizi bu tarz
musibetlere uğratmasın. Amin. Pekala, kitaptaki alıntılarım bu kadar. Sanmayın ki kitapta bu kadar bilgi var. Hayır, kitapta daha çok güzel bilgiler var. Şöyle yine bir kapağını göstereyim. Eserimizin adı Dünyayı Güzelleştirmek, üst başlığı veya alt başlığı Turgut Cansever'le Konuşmalar. Yazarı Beşir Ayvazoğlu. Beşir Ayvazoğlu Hoca da benim hemşehrimmiş. Böylece öğrenmiş oldum. Sivas Zaralıymış. Bu kitapla bunu da öğrenmiş oldum. Mutlaka okuyun arkadaşlar. Çok keyifli bir eser. Yalnız tahsihini biraz fazla şey gördüm. Özensiz. Yani çok hata vardı içinde. Halbuki Kapı Yayınları böyle iş yapmaz diye düşünüyorum. Fakat yapmış. Yani tahsis hataları çok gördüm içinde. Dili güzel, içeriği güzel, bilgiler güzel. Bir de duruş öğreten kitap bu. Turgut Cansever Hoca hakikaten duruş sahibi. Kendi değerlerine çok büyük bir özgüven sahibi. Ziya Paşa'ya falan çok laf vuruyor onun şiiri üzerinden. O Osmanlı'yı, Osmanlı'daki şehirciliği eleştiren bir şiiri var onun. Gezdim bilmem ne bilmem ne diye şey falan. Ona da çok laf söylüyor yani, kızıyor. Hoşlanmıyor ondan. Mutlaka okuyun derim. Efendim fosforlu ne ya? Tövbe estağfurullah. Bugün dilim çok sürçtü. Bir fosforlu kalemden daha bu kadar. Başka bir kitapla, başka bir fosforlu kalemde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.